Geçen videomda bir cümle kurmuştum. Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü mevzusuna. 2022 YKS sınavında alınan karar gereği TYT 150 ve 180 barajı kaldırıldı. E peki neden? Şimdi gelin de bunun kaldırılmasının iç yüzünü bir benden dinleyin. Bunun aslında 4 önemli nedeni var. Ve bu 4 nedenin tabii ki doğurmuş olduğu sonuçlar var. Birinci nedeni, geçen sene yaklaşık 225 bin kontenjan boş kaldı. Niye boş yahu? Madem ki boş kalacak, barajları kaldırın. Ya giden gitsin kardeş. Mantığı tamamen egemen. Peki bu ne gibi bir sonuç doğuracak? Bir kere bu bölümlerin çoğu ne olduğu belirsiz, ipe sapa gelmez, işsiz ordusuna işsiz üretmek için kurulan bölümler. Eğer bahsetmiş olduğumuz bu 125 bin kontenjan doldurulur ise tabii ki bu kontenjanlara eğitim öğretim, yani sözüm ona, sağlayabilmek için yeterli istihdam sağlanacak. Yani okutman, profesör, doçent, dekan, rektör. Çok ihtiyacımız vardı değil mi bunlara? İnanılmaz derecede güzel iş yapıyoruz ya. İşte sözüm ona, nitelikli eğitim kadrosuna yeni neferler katmak için bu istihdam alanlarını oluşturulması adına yapılma nedenlerinden biri de bu. İkinci neden ise ülkenin üniversite mezunu oranının arttırılması. E peki bu nasıl bir sonuç doğuracak ki? E düşünsene, ülkemizde üniversite mezunu oranı çok fazla artacak. E havamız olacak değil mi? E tabii ki bu hava A101 ve BİM'de çalışan üniversite mezunu kasiyer havası kadar olur ancak diyor. Üçüncü neden, yaklaşık 300 bin üniversite öğrencisini daha piyasaya sokup ekonominin daha da canlanmasına katkıda bulunmak. Sonucu ise maalesef hali hazırda zaten var olan yurt ve barınma sorunu, öğrencilerin geçim sıkıntısı, velilerin geçindirebilme sıkıntısı, ekonomik sıkıntıların yanında sosyolojik vaka ve travma yumağının daha da büyümesine neden olması. İşsizlik ve geçim sıkıntısının olduğu alanlarda tüketim ekonomisinin arttırılmaya çalışması maalesef gelecek kaygılarının çok daha büyümesine ve yurt dışı planlarının çok daha artmasına, beyin göçünün çok daha hızlı artmasına neden olacak. Maalesef bunu ülkemizin tarihinde çok net bir şekilde gördük. Maalesef de görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Dördüncü neden ise özel üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını barajı aşamadığı için üniversite tercihi yapamayan zengin bebeleriyle doldurma. Sonuç, parası var ama özel üniversiteye dahi gidemiyor. Dalgasına maruz kalan kişilerin önünde engel olarak duran 150 ve 180 barajının kaldırılarak zero zeka ile dahi olsa 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerde paşa paşa okumasının önünü açma. Eğitimde tabii ki fırsat eşitliğinin olması taraftarıyım. Bu fırsat eşitliği sadece durumu olmayan öğrenciler için değil, durumu olan öğrenciler için de geçer. Ama sistemde yapılan değişiklikler keşke biraz da hani o şanslı tayfa dediğimiz durumu iyi olan aileleri etkilemektense biraz da garibana, gurabaya yarasa diyorum. Mesela yeşil kartı olan anne babası memur maaşıyla geçinen emekli aile çocuklarına şu sınav ücretini kaldırmakla başlayabilirsiniz. Ya da üniversite harçlarını da onlara kaldırarak bu işe başlayabilirsiniz. Yeter ki isteyin babam, isteyin, yaparsınız. Vallahi yaparsınız. İstemekle bu iş başlıyor. Rabbena hep bana demekle olmuyor bu işler. O halde canım, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Koçluk eğitim, eğlence durma, fil koçtan yeter, arsın bekler seni bak fil.